Benim evime benden habersiz nasıl girersin ha? Size de iyi günler Adalet Hanım. Anahtarı nereden buldun? İçeriden güm güm sesler geliyordu. Çaldım kapıyı, açan kimse olmadı. Ben de insanlık namına yukarı çıkıp anahtarı aldım. Eski sahipleri vaktiyle bana bir tane bırakmıştı. Hala komşuculuk oynuyorsun ya, inanamıyorum. Meğer oğlunuz evdeymiş. Allah'tan bugün onu zincire vurmamışsınız. Karşılıklı oturup konuşup sohbet etme imkanımız oldu. Ama siz de haklısınız tabii. Dün genç bir kızı öldüren bugün neler yapmaz değil mi? Sus. Sus lütfen. Bir duyan olacak. İsterseniz bunları içeride konuşalım. Malum bunlar ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yalnız ayakkabılarınızı dışarıda çıkarın lütfen. Buyurun. Evet. Sizi dinliyorum Adalet Hanım. Ama o kadar iyi kalplidir ki. Madem öyle... Niye zincire vuruyorsunuz oğlunuzu? Onu kendinden korumak için. Burcu'yu anlattı değil mi size? Yüreğinde kötülük olsaydı saklardı. Yok ki. Burcu Caner'in kız arkadaşıydı. Bizim eve gelip gittikçe Soner de ısını vermiş ona. Sonra bir gece evden çıkıp kızın evine gitmiş. Aralarında ne geçti bilmiyorum ama belli ki kavga etmişler. Vurmuş kızı. Gücünün farkında değildir ki hiç. Tıpkı yaşının farkında olmadığı gibi. Oracıkta ölüvermiş kız. Sağ ol. Ama Soner'in bir hatası yok ki. İyi bir anne olamadım ben. Evden çıkmamalıydı. Oraya gitmemeliydi. Asıl beni hapse atmalılar. Adalet Hanım. Sizi anlıyorum. Ömrümüzden ömür, canımızdan can veririz çocuklarımız için. Ama öyle bir an olur ki çocuklarımız hata yapar. Bize de onları korumak düşer. Ne pahasına olursa olsun. Ben öyle yaptım. Sister.